Sayın basın mensupları, değerli arkadaşlar, hepinize iyi bir çalışma günü diliyorum. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün herkesin gözlerini çevirdiği kabine toplantısının ardından çıktı, açıklama yaptı. Milyonlarca emekli bayram ikramiyeleriyle ilgili bir açıklama bekliyordu. Ancak o konuya hiç girmedim. Ve daha önce hatırlayalım, 7 Haziran 2015 seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi meclis çoğunluğunu kaybetmiş ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin üstün gayretleriyle 1 Kasım'da seçimler tekrar edilip tekrar tek başına iktidar olmuştu. O seçimlerin gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçim bildirgesiydi. En önemli gündem maddelerinden bir tanesi, Türkiye'nin ilk kez Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanımızın ağzından duyduğu, iki bayramda emeklilere birer maaş ikramiye sözüydü. Buna şiddetli itiraz etti AK Parti. Yapamazsınız, veremezsiniz, olmaz, kaynak nerede dediler. 7 Haziran'da emekliler kendilerini düşünen Cumhuriyet Halk Partisi'ni tercih edince 1 Kasım'a giderken biz de vereceğiz dediler. Sonra bu verdikleri sözü her zaman yaptıkları gibi bir sonraki seçime kadar tutmayıp bir sonraki seçimden hemen önceki bayramda 2018'de sadece 1000'er lira ikramiye verdiler. O gün 1000 lirayla 3 çeyrek altın alınıyordu. Bugün 1000 lira 1 çeyrek altın alamıyor. Yani o gün Cumhuriyet Halk Partisi vaat ettiğinde biz de yapacağız dediklerinden beri de 1/3'üne kadar düştü. Ve bugün gelinen noktada 1000 lirayı geçen seneki itirazlardan sonra şaka gibi utanmadan sıkılmadan 1100 lira yaptılar. Yani tutup da hiç olmazsa enflasyonu bile uygulamamışlardı. Aslında gönüllerinde emekliye bu ikramiyeyi vermek yok. Ama emeklilerin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bayram ikramiyesine dönüp destek istemelerinden, bundan dolayı gündem yaratmalarından dolayı kerhen veriyorlardı ve enflasyon karşısında yok olmaya bırakmış durumdalar. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün meclis başkanlığına verdiğimiz bir kanun teklifiyle Plan Bütçe Komisyonu'nu toplantıya çağırıyoruz ve diyoruz ki ilk başta verdiğimiz sözde olduğu gibi emekliye iki bayramda birer maaş ikramiye, ama az maaş alana az, çok maaş alana çok olmasın diye o maaşı asgari ücret olarak belirliyoruz. Her emekli 4200 lira ikramiye almalıdır diyoruz ve tüm siyasi partilere çağrımızı buradan bir kez daha yeniliyoruz. Yaparlar mı, yapmazlar? Sonuçta belki bu 1100 lirayı bir miktar arttırma yoluna gideceklerdir. Ama emeklilere birer asgari ücretin verilmesi, ödenemeyen elektrik faturalarının, doğalgaz faturalarının, çıkıldığında mutfaktaki yangının, pazardaki yangının sönmesi için iki asgari ücretlik, iki bayramda birer ikramiye yaraya merhem olmaz, ama hiç olmazsa yangını birazcık söndürebilir. Bu anlamda bu noktada tüm emekli derneklerini, hangi siyasi partiye üye olurlarsa, hangi siyasi partiye gönül vermiş olurlarsa olsunlar, anıların teriyle, analarının ak sütü gibi emekliliği hak etmiş ama maaşları yetmeyen bütün vatandaşlarımıza bu talebi hep birlikte sahiplenelim diyoruz. İki maaşta birer asgari ücreti almalıyız. Ama bunu vermiyorlar, emekliye 1100 lirayı layık görüyorlar. Peki bunu layık görenler dönüyorlar, diyorlar ki şartlar zor, İşte biraz sabır çekin, efendim şikayet etmeyin, şikayet ederseniz günaha girersiniz falan. Peki kendileri ne yapıyor? Bakın elimde Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulu kararı var. Türk Hava Yolları Genel Kurul kararı var. Yönetim kurulunun aldığı huzur hakkına zam yapmış. Bakın, emeklinin ikramiyesine geçen sene %10 zam yapan, emeklinin maaşına enflasyonu ezdirmeyeceğiz dedikleri
emeklinin maaşına zammı uygulamayanların, emeklilerini unutanların, işçilerini, memurlarını unutanların, burada Türk Hava Yolları'nın huzur hakkı. Toplantıya katılıyor yönetim kurulu üyeleri, bir huzur hakkı alıyorlar, o huzur hakkına zam yapmışlar. Kaç yapmışlar? %190. Peki bu yönetim kurulu üyeleri kim? Bunlar 9 kişi. Hepsi saraya yakın, hepsi yandaş. Ama bütün vatandaşlarımıza şunu söylüyorum. İkisini daha yakından tanıyorsunuz. Kim bunlar? Bir tanesi Fatma Nur Altun. Kimdir? Fahrettin Altun'un eşi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başkanının değerli eşleri. Daha önce hep söyledik, eve 4 maaş giriyor diye. Bizi mahkemeye verdiler, mahkemede ispatladık çatır çatır. 4 kurumdan 4 tane maaşı aldıklarını. Neyse, kendisi geçtiğimiz günlerde Marmara Üniversitesi'ndeki işini bırakmıştı. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'nda göreve devam. Zam %190. İkinci bir yönetici, o da Melih Ecertaş. Kimdir bu arkadaş? Bu arkadaş Adalet ve Kalkınma Partisi'nin önceki gençlik kolları başkanı. Gençlik kolları başkanını milletvekili yapmazlarsa Türk Hava Yolları'nın yönetim kuruluna koymuşlar. Vatandaşa sen birazcık dayan, sabret, dua et, şükret derken kendilerine yaptıkları zam %190. Ve artık Fatma Nur Altun ve eski gençlik kolları başkanı Melih Ecertaş 25'er bin lira huzur hakkı parası alacaklar. 25'er bin lira toplantılara katılıyorlar diye huzur hakkı alacaklar. Ayrıca vatandaşa para bulamayanların, yine Fahrettin Altun'un 29 bin lira Borsa İstanbul'dan huzur hakkı aldığını görelim. Bunlar ilave maaşlar. Yani iletişim başkanlığında maaş alıyor mu alıyor? Eşi kendi işinde çalışınca üniversitede alıyor mu alıyor? Ayrıca Borsa İstanbul'un yönetim kurulundan, Türk Hava Yolları'nın yönetim kurulundan 29 bin lira birine, 25 bin lira birine de huzur hakkı parası ödeniyor. Bir de Türk Hava Yolları utanmadan, sıkılmadan karara bir de şunu yazmışlar. Diyorlar ki biz %190 zam yaptık ama yarın Türk Hava Yolları'nın çalışanlarına, işçilerine zam yaparsak örneğin %30, o zam da buna eklenecek. %220 olacakmış. Çalışana ne verirsek biz de alalım ama biz ayrıca %190 zam alalım. Böyle bir anlayış yönetiyor Türkiye'yi. Herkes bunu görsün, bunun siyaseti miyaseti yok. Bu hangi görüşten olursa olsun tüm emeklilerin, tüm çalışanların, tüm emekçilerin kul hakkına girmektir. Hepimizin vergileriyle toplanan paraları hepimize değil, kendilerine aktarıyor bunlar. Bu yüzden artık bu iktidar bitmiştir, tükenmiştir. Recep Tayyip Erdoğan diyor ki, kuru nasıl kontrol altına aldıysak diyor, İnşallah enflasyonun üstesinden de yine biz geliriz. Ya kurun neyini kontrol altına aldın? Kuru 18 liralara çıkarken, her gün %10-20 çıkarken açıklamaları sen yapıyordun. Sürekli ateşin üstüne tiner döküyordun, benzin döküyordun, harlatıyordun. Sonra bir gün kur korumalı mevduat dedin. Kur 11 lira 20 kuruşa geldi. Hatta dedin ki arkadaşlar bilgi verdi, yarın 10 lira bandına oturacak, uzun süre orada kalacak. Sen bunu dediğinde kuru kontrol altına aldık diyordun. Bugün kur 14.60. 14.60. Yani o başarı dediğin günden bugüne %50 devalüasyon olmuş. Ben kuru kontrol altına aldım diyor. Bir de almasa ne olacakmış? %30-%40 devalüasyon Türkiye siyaset tarihinin kara geceleridir. Bir kere olur, hükümet değişir. Bunların iktidarında mazot fiyatı 6 ayda 4 kat artıyor. %400 artıyor. 2 ayda kontrol altına aldık dediği enflasyon, kur %50 artıyor. Enflasyon son 30 yılın en üst seviyesi, toptan eşyada %115 olmuş. Tüketicide %60'ın üstüne çıkmış. Dur durak bilmiyor ki, bu da TÜİK'in numara hesabı, gerçek enflasyonun
%100'ün üzerinde olduğunu herkes biliyor ama biz kontrol altına alırız diyor. Sadece bunu demiyor dün. Tedarik kanallarının işlemeye başlayacağını, fiyatlardaki balonun söneceğini ümit ediyormuş beyefendi. Senin işin ümit etmek mi? Eğer liyakatli atamalar yapsaydın, yani Merkez Bankası Başkanı'nı söz dinlemiyor diye değiştirmek, söz dinleyecek sadık, sadakatli atamalar yerine liyakatli atama yapsaydın, örneğin ekonominin başına, damadına ve sana sadakat dışında bir yeteneği, bir becerisi olmayan birini getirmek yerine liyakatli bir atama yapsaydın, onlar makro ekonomide yapacağını bilir, sonucunu öngörürdü, böyle ümit falan etmezdi. Ama siz liyakat yerine sadakati öncelediğiniz için ve ülkenin başında dünyadaki bütün ekonomistlerin tersine bir yanlışı inadına savunan, sanrıda bulunan, yanlış olduğu ispatlanmış bir şeyde inat eden, bir psikolojide olan birisi yönettiği için sadece ümit edilebiliyor. Bilimin gereği, alınan eğitimin gereği, yetkinliklerin gereği olsa bu tedbirleri aldık, bu sonucu bekliyoruz dersin. Ama böyle olunca bütçede söylemiştim. Bütün AK Partililer çıktılar, her birisi Kur'an'dan bir sure, bir ayet okuyarak, dualar ederek konuşmalarını bitirdiler. Dedim çok haklısınız. Bildiğiniz bütün duaları okumakta haklısınız. Çünkü içinde bulunduğumuz geminin kaptanında ehliyet yok. Adamın eğitimi bu değil. Getirmişler ekonominin başına. Bana dedi ki ben size ehliyetimi haftaya yollayacağım. 7 metreden büyük tekne kullanma ehliyeti varmış. Harcını yatırıp alınan bir ehliyet. Daha onu bile yollamadı. Şakayla karışık alay ediyorlar ama gemi su aldı, batıyor ve hepimiz içindeyiz ve yarınlarımızı, çocuklarımızın, torunlarımızın yarınlarını ipotek altına alan bir anlayış. Bunların ümit etmesine karşı sadece sistem gereği sandıkta oy verebilen vatandaş sandığın gelmesini ümit ediyor. Sandıkta sizi göndereceğini de çok iyi biliyor. Siz ümit etmeye devam edin. Ayrıca alana ekonomi olan, bu işleri çok iyi bilen, herkesten iyi bilen, memleketi perişan eden Recep Tayyip Erdoğan, dengesiz fiyat artışları özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın refah seviyelerini geçici olarak bir parça gerilemesine sebebiyet verebilir. Ama emin olsunlar, gelecek güzel günler bu sıkıntıları değiştirecek diyor. Sayın Erdoğan, dar ve sabit gelirli vatandaşın refah seviyesi ne demek ya? Senin dar gelirli tanımın nedir? Dar gelirli vatandaşın refah seviyesi varmış da bir adım geri gidecekmiş. Pazar dağılırken köşede bekleyenler var. Çürümüş, alınmamış, atılmışları toplayanlar var. Derin yoksulluk içinde Türkiye'de çocuğunun altına bebek bezi alamayan 184 bin aile var. Çöp karıştıranlar var. Aldıkları asgari ücretle kirayı, elektriği, suyu verdikten sonra eline herkes için değil, aile başına, aile fertleri başına birer simit çay olmayan, senin anlatıp anlatıp iktidara geldiğin simit çay hesabında perişan olmuş insanlar var. Kuru ekmeğe muhtaç insanlar var. Sen diyorsun ki o dar gelirli biz miktar refah payını kaybedebilir. Refah seviyesinde ne refahı? Perişan oluyorlar. Açlık ve sefalet içindeler. Bu kadar halktan kopuk olunur mu? Gelecek güzel günler diyor. Ancak sizin gitmenizden mümkün olabilir. Ancak sizin gitmenizden. Ve gelecek dediği nedir? 2011'den beri hedef 2023'tü hani. Ne oldu? Hiçbir hedef tutmadı. Hepsinin fersah fersah gerisinde. 2011'in gerisindesin, bırak 2023 hedeflerini. Şimdi ne oldu hedef 2023? Döndü 2053, 2071. Vatandaşa teneşir vadeli umut satıyorlar. Vatandaş bu teneşir vadeli umut siyasetinin dağıtmaya kalktığın bu kuponlarını, dağıtmaya kalktığın bu
çeki yırtıp atacak. 2071 teneşir vadesine umut ticareti yapan, buna senet düzenleyenler siyasetin üçkağıtçı, eski müflis, dolandırıcı bankerleridir. Siz teneşir vadeli düzenlediğiniz umut senetlerini alın başınıza çalın. Vatandaş bunların hepsini yırtıp atacak. Hedefleri 2053'müş, 2071'miş, 2023 yalanıyla canını okudunuz vatandaşların. Ve gelinen bu noktada artık belli kapılar ardında AK Partililerin de bolca konuştukları fısıltının da ötesine geçmiş bir rahatsızlık var. Ve yönetenlerin, Devlet Bahçeli'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'yi yöneten kesimlerin açıklamalarındaki saldırgan, karşısındakini aşağılayıcı, üstenci, nobran, hakaret dilinin, küfrün asıl sebebi emekliye, emekçiye, yoksula vermeyip zengine, yandaşa verdiklerinin görülmemesi için gündemi bulandırmaktan, meseleyi başka bir boyuta çekmeye çalışmaktan başka bir şey değildir. Bu gerçeği onlara uyup da eğer yağ sabır çekip bir köşede oturmuyorsa artık Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmeni de MHP'nin üyeleri bile görmekte ve sokaklarda canına tak etmiş, burasına kadar gelmiş, bıçak kemiğe saplanmış vatandaş artık uzatılan mikrofonlara daha korkusuzca konuşmakta. Kahvelerde iktidarın yaptıklarından, verdiği oydan dolayı mahcubiyet duymak yerine açıktan bu iktidarı eleştirmektedir. Korku duvarları yıkılmaktadır. Bir devir sona ermektedir. Bu iktidar bitmiştir. Bu iktidar artık şimdiye dek destek aldığı kesimlerin tamamen bu desteklerini suistimal ettiği için, yoksula, dar gelirliye sırtını döndüğü için, daha dün emekli ikramiyesindeki bir iyileştirmeyi bile yapmayı çok fazla gördüğü için ve tek hedefi koltuğa oturmak, koltuğa saplanmak olduğu için, halkın derdiyle dertlenmedikleri için artık milletin gönlünde en ufak bir yer bulamamaktadır. Zira bu iktidar zenginden alıp fakire vermesi gerekirken fakirden alıp zengine kaynak transfer eden bir iktidardır. Kur korumalı mevduat, faizcileri paralarını dolarda tutmayın, getirin faize koyun, faiz vermeyeceğim diye yalan attım, faize savaş açtım diye kandırdım, faizin daniskasını bu garibanların cebinden size vereceğim diyen anlayışın artık mızrağı çuvala saklayamadığı bir dönemdeyiz. Millet görüyor ve isyan ediyor. Sabır çekin diyenlere, şikayet etmek haramdır diyenlere karşı hadi oradan diyor. Neymiş? Dünyada kriz varmış. Hadi oradan. Neymiş? Savaş çıkmış. Hadi oradan. Şubat'ta çıkmış savaşla ne alakası var? Sen Şubat'a kadar canını okumadın mı zaten? Aralık ayı değil miydi Türkiye'nin en büyük ekonomik krizi yaşadığı ay? Sen 6 liralık mazotu 24 lira yaparken savaş neresinde başladı bu işin? Sen kurları 4 lirayken 1 doları 1 lira yapacağım diye alıp 15 lira yapmasaydın, petrol fiyatı 15 katla çarpılmasaydı bu kriz mi olacaktı? Amerika'da tarihin en yüksek enflasyonu diyor. Enflasyon %6 olmuş. %4,5 olmuş Avrupa ülkelerinde. 100 liralık mal 104 olmuş. Adamlar başarısızlık sayıyor. 6 liralık mazot 24 olmuş, pişkin pişkin bütün dünyada var diyorlar. OECD ülkeleri içinde böyle bir enflasyonu olan tek ülkeyiz. Bizden sonra en yüksek enflasyon %19. Bütün dünyada var dedikleri enflasyonda dünyada sondan 6.'yız. Bizden daha yüksek enflasyonu olan ülkelerin haritada yerini gösteremezler. Mızrak atılan ülkelerden bahsediyor adamlar. Zimbabwe'den falan bahsediyor enflasyonu bizden yüksek diye. Bir dön bak bakalım. Sadece 6 ülke, 220 küsur ülke içinde bizden yüksek enflasyonu var.
Batmış bitmiş Afrika ülkeleri ve tek adam yönetimleri bizden yüksek, 6 tek ülke. Bir tane demokrasi var mı senden yüksek enflasyonu olan? Ve bütün bunların sorumlusu sizsiniz. Bütün bunların sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan. Zam, 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 sebep Recep Tayyip Erdoğan. Faiz sonuç değil, sebeptir. Ben faizi düşüreceğim, her şey düzelecek deyip bu memleketin canını okuyanlar, yandaş müteahhitin vergi borcunu silip vergi borcundan dolayı esnafa hacze gidenler, bu ülkeye bizim suçumuz yok, dünyada da var demesin. Dünyada böyle bir kriz yok. 100 liralık mal 104 lira olunca tedirgin oluyor adamlar. Bizde 100 liralık mal 400 lira oldu. 80 liraya alınan mutfak tüpü 400 lira olduysa bu beceriksiz yönetim, bu tek adam rejimi yüzündendir. Enflasyon krizinin halka fatura edilmesini de gerçek faturayı ödemesi gereken siyasetçilerin yalanla biz yapmadık dünyada da var demesine de vatandaşın karnı toktur. Fakirden alıp zengine verenlerin fakire, fukaraya, düşük gelirliye hesabı verecekleri yer sandıktır. Bugünden tezi yok. Sandık gelip bu iktidardan kurtulmanın ve artık rahat bir nefes almanın zamanıdır. Vatandaşın bu sandık talebini bir kez daha altını çizerek dile getiriyoruz. İktidarın küçük ortağı Devlet Bahçeli dün çıktı tekrar, ki bugünlerin en önemli müsebbibi. Bu emekliler AK Parti gitsin demişti 2015'te. İki maaş ikramiye sözü verenler gelsin demişti. Kendisinin de sözü vardı, bizim de vardı. Asgari ücretten vergi kalksın demiştik. ÖTV'siz, KDV'siz 1,5 liralık mazot demiştik. Taşerona kadro demiştik. Aile sigortası, her aileye bir asgari ücret girsin demiştik. Buna oy verdi vatandaş, AK Parti'yi indirdi. Bunlar iktidar olmayıp, başbakanlığı bile reddedip, milletin yüzünü güldürmek yerine Tayyip Erdoğan'a yüzlerini döndüler. Bugün yaşananların hepsinin müteselsiz sorumlusu, ortaklaşa sorumlusu Devlet Bahçeli iken çıkmış dün her türlü hakareti ediyor. Ama en sonunda da dönüyor dolaşıyor. Efendim, bunların adayı çürük bir cumhurbaşkanı olacak diyor. Sizden çürük olmasınlar. Bu ülkede %50'ye yakın oy alması garanti. Önümüzdeki seçimlerde iktidar cumhurbaşkanını belirleyecek olan ittifakın kendinden, bizden, mevkidaşlarından utanmıyorsan, oy veren seçmeninden utan. %18 oy alıp da bugün o seçmenin %15'ini kaybetmiş olan bir parti, şimdi o seçmenin gönül verdiği ittifakın çıkaracağı muhtemel ve son derece muteber adaya şimdiden çürük diyor. Olmayan kişiye hakaret edildiği şimdi Devlet Bahçeli tarafından bir siyasi rekor olarak tarihe geçmiştir. Kimin olduğuna ittifak karar vereceğiz demişken, ismi değil nitelikleri tarif ediyorken ve o niteliklerin içinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının cumhurbaşkanlığını layıkıyla yapacak bir isim tarif ediliyorken, Devlet Bahçeli ilan edilmemiş adaya küfredecek kadar siyaseti bu seviyeye indirmiştir maalesef. Ve sonra da dönüyor diyor ki, anketlerde %4 çıkmış. %4. Bu anketleri diyor CHP'de mi yapıyorsunuz diyor. CHP'deki yükselmeyi kıskanıyor. Kendi erimesi için bütün anket firmalarına savaş açmış. En son en büyük anket geliyor Sayın Bahçeli. En büyük ankete hep birlikte bakacağız seçim gecesi. Ve bu siyaset aslında yerelde hiç karşılık bulmuyor. Kendi memleketimden bir basit örnek vereyim. Sayın Genel Başkan Manisa'ya geldi. 2 gün kaldı. 31 Mart seçimlerinin de 3. yıl dönümüydü. Ve harika bir program yapıldı bütün Türkiye'nin gözü önünde. Orada Manisalılar çok iyi ağırladılar. Ama hani nazar boncukluk bir iş oldu derler ya.
Sarı Salihli'de genel başkanımızı kamyon şoförleri kamyon garajına davet ettiler. Bize de gelin, bizi de dinleyin diye. Genel başkanım bir çay içmeye giderim dedi. Uğrarım dedi Salihli'ye. Bu sırada örneğin Sarıgöl'de de MHP'li bir belediye var ve onun tahsis ettiği bir salonda çiftçi buluşması var. Salon yıkılıyor kalabalıktan. Teşekkür edip ayrılıyoruz. Salihli'nin MHP'li belediye başkanı Zeki Kayda önce içeri sokmam diyor. Kamyoncular ne demek biz buradayız bekliyoruz deyince ilaçlama yapacağım deyip belediye ekipleriyle kapalı alanları toplantı yapılabilecek yerlere zehir saçıp fiilen toplantıyı yaptırmamaya çalışıyorlar. Ve kamyoncular karşıdaki bir kahvenin çardağının altına geçiyor. Toplantıya katılmayacak kamyoncular bile koşup gelip katılıyor. Ve çok kalabalık, güzel bir toplantıyı yapıyoruz. Salihli'de iktidara yakın gazeteler bile, köşe yazarları bile bu ayıp Salihli'ye yakışmadı diyor. Bir örnek, başka MHP'li belediye başkanının yapmadığı bir işi bir başka MHP'li başkanı yapınca bu tepkiyi bütün Manisa'dan ve en çok da sağ seçmenden alıyor. İşte bu dil, bu siyaset, bu yaklaşım, bu seviyenin karşılığıdır anketteki %4. Bunu da arar MHP, bunu da arar. Sürekli bir tehdit dili, sürekli bir küfür. Oturup çıkarsak Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Millet İttifakı'na hangi hakaretleri etmiş diye ansiklopedi olur, ansiklopedi. Bunun vatandaşta bir karşılığı yok. Bunun karşılığını sandıkta %18'den buralara geldiler, çok daha beter yerlere gelerek ödeyecekler. Ama Türkiye'de yoksullara bu kadar bedel ödetiliyorsa bunun birinci sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan, baş ortağı, müteselsiz sorumlusu da Devlet Bahçeli'dir. Suç İşleri Bakanımız faaliyetlerine devam ediyor. Tweetler, mibitler. Birincisi, Sayın Genel Başkan'a Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı sırasında yaptığı ihanetin bedeli ödeyecekmiş. 20 yıldır iktidarda AK Parti. 20 yıldır. Genel Başkan o görevi yaptığından üstünden çeyrek asır geçmiş. 200-300 müfettiş didik didik incelemiş. Bir kör kuruş bulamamış. Halen Süleyman Soylu'ya bak ki SGK'da yaptığı ihanetin bedelinin. Daha nerede ödeyeceğiz? Hakim elinde, savcı elinde, polis elinde, bilgi elinde, evrak elinde, arşiv elinde. Varsa bir şey şimdiye kadar 1000 kere çıkarmaz mıydın? Bugüne kadar bırak ağzına sakız yapmayı, gerekli her türlü soruşturmayı açıp bütün kanıtları ortaya koymaz mıydın? Sayfa sayfa ilan etmez miydin? 200'ün üzerinde müfettiş yıllarca bir kör kuruşluk kusur bulamamışken, utanmadan, sıkılmadan SGK'ya ihanet etti, bedelini ödeyecek. Ne bedelini ödeyecek? Sen bu yalancılığının bedelini ödeyeceksin. Ben seni göreceğim devir teslimde, tir tir titrerken. Biz gördük İstanbul Büyükşehir'in devir teslimini. Yoktun ya orada, hapırıp köpürüyordun. İspark'ı PKK'ya verecekler yalanlarını atıyordun. İstanbul'u İstanbullu Ekrem İmamoğlu'ya verdiğinde geleydin ya, ben oradaydım o salonda, geleydin ya devir teslime. Ne haldeydi sizinkiler orayı teslim ederken? Suça ortak fatura verme gününde kendi fatura makinesinin basına geçer. O kimmiş? Cırt 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 para kazanıyormuş. Göreceğiz o zaman nasıl cırtlayacaksın. Bu yaptıklarının bütün bedellerini Süleyman Soylu kanun önünde teker teker verecek, teker teker. Gelelim şuna. Siyasetin ana kuralı. Bir şey iddia edersin, ettin. Karşı taraf inkar ediyor, reddediyor, yalanlıyorsa ispat edersin. İspatla mükellefsin. İspat edemezsen müfterisin, yalancısın, iftiracısın. Nerede Alman Büyükelçiliği? Birinci ağızdan Faik Öztürk, birinci ağızdan bizler bunun yalan olduğunu söyledik. Koyabilir mi bir kanıt? Koyamaz. Koysun hadi. Peki ya Yeni Şafak gazetesi size ne demeli? Bugün baktık. İddia ettiniz.
ispat edin diyoruz. Bir ispat, hayır. At bir yalanı, fakirlik konuşulacağına, yoksulluk konuşulacağına bunlar konuşulsun. Süleyman Soylu söylesin, bunlar da peşine takılmışlar. Yeni Şafak'tan yarın özür diliyoruz diye bir manşet bekliyoruz. Özür diliyoruz. Ya ispatını koyacaksın ya da özür dileyeceksin. Böyle yalan siyasetinin peşine takılırsanız, rehberiniz Soylu olursa bu durumlara düşersiniz. Son olarak bugün mecliste o hal sırasında rejime kasteden bir anayasa değişikliğiyle öncesinde, sırasında, sonrasında yapılmış onlarca hukuksuzluk, usulsüzlük sonucunda kıl payıyla değiştirdikleri anayasayla milletin elinden aldıkları bir yetki var. Gen soru yetkisi. Bir bakanın ya da başbakanın, bir hükümetin, yönetenlerin yani yürütmenin bir kusuru varsa bu meclis hesaba çekerdi gen soruyla. Aldılar o yetkiyi. Bugün o yetkiyi fiilen geri getiriyoruz. Fiilen. Uluslararası anlaşmada gen soru olsaydı eğer geçmişteki gibi önce gen soruyu veren parti 10 dakika, gen soruyu verenler adına bir kişi, sonra partiler 20'şer dakika konuşacaktı. Bugün bir uluslararası anlaşmada 10 dakika ve 20 dakika, sanki gen soru yetkimiz varmış gibi olsaydı hükümete soracağımız soruları bugün meclis genel kurulunda soracağız. Fiilen bir gen soru veriyoruz. Konumuz Cemal Kaşıkçı cinayeti. Türkiye topraklarında geldiler, tek başlarına gelmediler, yanlarında adli tıpçılar getirdiler. Bir muhalif gazeteciyi Türkiye topraklarında kendi büyükelçilerine sığınan bir gazete, başvuran bir gazeteciyi, pasaport işlemleri için gelmiş olan bir gazeteciyi eter koklatıp bayıltmaya, bayılmayınca boğmaya, sonra kıtır kıtır kesmeye, parçalara ayırmaya, asitle eritmeye, olmadı gidip tandırda yakmaya, parçalarını yanına alıp utanmadan gidip kebapçıda kebap yemeye, özel uçaklarla ülkelerine dönmeye cesaret etmiş, Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında işlenmiş bir cinayete o günlerde Recep Tayyip Erdoğan çok sert tepki göstermişti. Yargılayacağız demişti. Madem Türkiye'de oldu, bizim egemenlik sahamızda oldu, yargılayacağız onları ve işbirlikçilerini demişti. Bu yargılanan kişilerin yargılanmasını Suudi Arabistan Türkiye'den talep etmişti. Verin biz yargılayalım. Siz yolladınız, siz yaptırdınız. Bunu dünya kadar AK Partili söyledi, Recep Tayyip Erdoğan defalarca söyledi. Şimdi Türkiye'de para yok. Darbenin finansörü Birleşik Arap Emirlikleri'ne 10 milyar için havuç açmışız. Sanki abluka bitmiş gibi İsrail'le balayı yaşamaya çalışıyor. Ramazan günlerinde daha Mescid-i Aksa'daki yaşananlar ortadayken, küçük Filistinli çocuklar öldürülürken, İsrail'le cicim aylarında. Ey Hollanda'yla balayı yaşamaya çalışıyorlar. Macron'la mikmik yapıyorlar. Mısır ne oldu Rabia? Ne oldu? Dedim ben size o zaman. Siz gün gelir bu Rabia'ya, ya bu Sisi dört dörtlük adammış, biz onu demek istiyoruz demiştiniz derdik. Döndünüz ona. Sırf para için. Sırf ilkesiz bir siyaset. Sadece para verecekseniz her şey olur. Suudi Arabistan dedi ki ben de varım bu işte. Sen bu Cemal Kaşıkçı davasını Türkiye'de görme, bana ver, ben de yeşil doların musluklarını açarım belki sana. Bunu duyunca heyecanlandı Dışişleri Bakanı. Dedi ki Katar'da Aralık ayında Doha'da Cumhurbaşkanımızla Veliaht Prens'i görüştürmeyi planlıyoruz. Tak dediler, önce Kaşıkçı davası. Şimdi Kaşıkçı davasını biliyoruz ki önceki Adalet Bakanı Suudi Arabistan'a vermeyi reddettiği için görevinden alındı. Bekir Bozdağ eliyle açıkça da söylenerek bu cinayet davası, cinayetin sanıklarının ülkesine, onları buraya yollayan ve bu cinayeti işleten ülkeye emanet ediliyor. Bu ilkesizliği tartışacağız gen soruda.
bu zikzakı, bu U dönüşünü, bu para için hiçbir değeri korumayan bu iktidar anlayışını, bu tükenmiş iktidar anlayışını konuşacağız. Ümit ediyoruz bu mesele Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içinde bu işten rahatsız olanların da bir nebze, belki açık kamuoyunda değilse, kendi kendilerine duydukları bu rahatsızlığın bir dışa vurumudur. Belki onların da bir miktar içleri rahat eder. Korkmayın arkadaşlar, bunları konuşmaktan korkmayın. Erdemliler Hareketi diye kurulan bir partinin bu erdemsizliklere savrulmasına itiraz etmek kadar normal bir şey yok. Türkiye'nin dört bir yanından geliyor. AK Parti'nin kurucuları, 20 yıl önceki kurucularının bu yapılanlara karşı Millet İttifakı'nın yanındayız. Bundan sonraki süreçte bu iktidarın değişmesi Türkiye'nin hayrınadır. Biz yola çıkarken bunun için çıkmamıştık diye yola çıkan, söz söyleyen, selam yollayan, irade koyan herkese de selam olsun. Kimse Türkiye bu hale getirilsin diye bu iktidara geçmişte destek vermedi. Son olarak da bir başka mesele, ne diyorlardı? Man Adası'nda Sayın Genel Başkanımız çıktı, bir açıklama yaptı. Dedi ki, vergi cennetlerine kaçırılan paralar, gelen paralar, giden paralar. Efendim gelmediydi de gitmediydi de biz mahkemeye vereceğiz de, Man Adası'nda Genel Başkanımıza dava açtılar. 3 dava. Tam dava görülecekken hakimleri değiştirdiler. Tam kafalarına göre. O hakimlere ceza verdirdiler. Çıkıp dediler ki, bakın biz Man Adası'nda bir yolsuzluğumuz yok. Yargıtay bu 3 davayı da bozdu, müjdeler olsun. Müjdeler olsun. Bu Yargıtay o 3 davayı bozdu. Hani hakimlerini değiştirip sarayın istediğini heyeti oluşturup da hakimleri görevlendirip de Kemal Bey'e ceza verip de çıkıp onu ilan etmişlerdi ya. O davalar bozuldu. Şimdi bir kez daha gösteriyoruz. Bir kez daha. Böyle bir şirket yurt dışında vergi cennetlerinde niye kurulur? Niye gemi alır, gemi satar? Bu şirketin açılımı nedir? Bu Mert, o şirketin adı ya. Burak'ın buğusu, Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Ülgen'in işte'nin Z'si. Bunun açılımı bu Mert'sin. Burak, Mustafa, Erdoğan, Ziya enişte. Oğul, kardeş, enişte. Böyle bir şirket kurup, vergi cennetinde işlem yapıp, Türkiye'den vergi vermek yerine vergi kaçırıp, yok düzeltiyorlar, vergiden kaçınıp, milyonlar kaçınamıyor o vergiden. Elini almadan maaşından kesiliyor memurun, işçinin, emeklinin. Her aldığı üründe dolaylı vergiyle canını okuyorsunuz herkesin. Neden vergiden kaçınıyorsunuz? Man Adası'nda ne işiniz var? Bu Burak, Mustafa, Erdoğan, Ziya enişte değilse nedir? Siz söyleyin, ben inanacağım. Siz söyleyin, biz inanacağız. Bu davayı Yargıtay bozmuştur. Sarayın istediği bir ceza verin ki millet bu rezilliği unutsun kumpası çökmüştür. Bunun açılımını Adalet ve Kalkınma Partili mevkidaşlarımızdan bekliyoruz. Bu Mert ne demektir? Benim söyleyeceklerim bu kadar. Soru varsa cevaplayalım. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tabii, buyurun. Şimdi Devlet Bahçeli'nin dün yapmış olduğu çağrı, içine düştükleri çaresizlikten yapmış olduğu bir çağrıdır. Siyasi partiler söyledikleri sözle, yaptıkları vaatle, verdikleri vaatleri seçimden sonra ne şekilde tuttuklarına ve tutulmasına katkı verdiklerine göre vatandaşın gönlünde bir yer edinirler.
emeklilikte yaşa takılana söz verip yüzüstü bırakan, 3600 ek göstergeye söz verip yüzüstü bırakan, verdiği hiçbir sözü tutmayıp Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolüne güdümüne giren bir yörünge siyaseti izleyenler, kendi geçmişte partilerinde siyaset yapmış olanları düne kadar ip diye nitelendirdiklerini, FETÖ'cülükle suçladıklarını, bugün mahallenin uşağısınız, gelin destek verin diyorlarsa siyaseten düştükleri çaresizliğe çare arıyorlar. Vatandaşın gönlünden düşenlere hangi çağrıyı yaparlarsa yapsınlar, esas vatandaş sandığa çağrı yapıyor. Eğer Devlet Bahçeli'nin kendine güveni varsa, Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendisine güveni varsa, geçmişte defalarca erken seçimlere Türkiye'yi sürüklemiş bir parti, bu kadar sıkıntı varken vatandaşın önüne sandığı getirsin bakalım. Vatandaşın çağrısı budur. Öyle düne kadar küfrettiklerine bugün metiyeler düzenler, ki bunu Recep Tayyip Erdoğan için yaptılar, şimdi de başka partilerden istifa edenlere yapıyorsa bu beklentileri beyhudedir. Ayrıca koca bir grup konuşmasının %70'ini Cumhuriyet Halk Partisi'ne ayıran bu parti, anket firmalarına CHP'de mi anket yapıyorsunuz demesinin sebebi CHP'deki yükselişi, kendi tükenişini görmesinden. Milletvekillerini görevlendirdiniz. Türkiye'de CHP'nin güçlü olduğu yerleri gezeceklerdi. Geziyorlar. Okuyoruz. Dünya kadar laf söylüyorlar. Sonuç, bir sonraki ay biraz daha düşüyorlar. CHP biraz daha çıkıyor. Demek ki bu iftira, yalan ve hakaret siyaseti tutmuyor. Hatta şunu söyleyelim. Bazen havaalanlarında karşılaşıyoruz. Milletvekillerini uğurlayan, onları dinlemiş gençler büyük bir sempatiyle dönüyorlar, bize geliyorlar, selam veriyorlar, fotoğraf çekiyor. Diyoruz ki size kızmasınlar, olsun, biz sizi de seviyoruz diyorlar. Yani buralardan pompalanan nefret, kin, öfke, hedef göstermenin vatandaşın kalbinde, hele hele gencecik seçmenlerin kalbinde hiç yeri yok. Bunu bilsinler, istedikleri kadar eski siyaset arkadaşlarına da çağrı yapsınlar. Bizim çağrımız sandığadır. Bizim temel değerlendirmemiz Sayın Genel Başkanımızın çizdiği çerçeve dahilindedir. Göstereceğimiz aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak. Böyle bir aday gösterileceğinden kimsenin endişesi olmasın. Seçimi kazanması garanti bir adayımız olacak. Bu aday başta Millet İttifakı ve altılı mütabakatın bir arada vereceği bir karar olacak. Bu karar açıklandıktan sonra Türkiye'nin de yüzü gülecek. Seçimin sonunda da bütün herkesin bundan sonra refah içinde yaşayabileceği bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu korku filmini bitireceğiz. Bizim aday tartışmalarına yaklaşımımız budur. Vurgumuz genel mütabakatadır. Kesin kazanacak adayıdır. Buyurunuz. Bende bu yönde bir bilgi yok. Bu yönde bir gelişme olursa meclis kürsüsünden değil, içselleştirdiğimiz bir kuvvetler ayrılığı gereği bu açıklamayı genel merkezden yaparız. Parti yönetiminde bir değişiklik olup olmayacağını bilmiyorum ama Türkiye'nin yönetiminde bir değişiklik için seçime kadar bekleyeceğiz sadece. Teşekkür ediyorum.